Bugün tanıtma dersini yapacağız. Ben kendimi tanıtayım öncelikle, sonra derse geçeyim. Ben Ali Fahad. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İslam ilimler okuyorum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uluslararası İlişkiler İngilizce okuyorum. İngilizce öğretmenliği yapıyordum. Tabii 3 yıldan beri bu yana kadar. Edirne'de 4 dönem sanırım şimdi İngilizce dersi veriyorum. Özellikle A1.2 veya A2 ile B1 sanırım. Bu da 4. dönem ders veriyorum. Ben Nijeryalıyım. Nijerya. Nijerya'nın resmi dili İngilizce ama tabii kendi dilimi var, o da Yoruba. Şimdi bugün dersimiz A1.2 dediğimiz ders. Çok önemli bir seviye. Çünkü A1.1 normalde tanıtma dersi veya kişi kendisi nasıl tanıtır karşıdaki kişileri veya ismi nasıl söylenir, nasılsın, nasıl söylenir, bir şey istiyorum, bir şey yemek istiyorum, I like, you like falan, o şeyler nasıl söylenir? A1.1 bunlar temel olarak şey yapıyor. Yani ipucu veriyor. Ama A1.2 tabii daha çok böyle kapsayıcı bir seviye oluyor. Benim normalde kullandığım kitap şu Navigate Coursework. Bu kitap Oxford University tarafından hazırlanan bir kitaptır. Navigate Coursework. Çok beğendim bu kitabı çünkü yöntemi çok kolay ve öğrenciler için de bu kitap çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Dersimiz nasıl işleyeceğiz? Dersimiz inşallah 4 beceriden şey yapacağız, oluşacak. Birincisi reading. Reading ne demek? Okuma. Okumalarımızı geliştireceğiz. İkincisi speaking. Konuşma. Bu konuşma çok önemli aslında. Yani Türkiye'de yaşadığım durumlara göre bazı kişiler diyorlar ki İngilizce öğrendik bunca yıl, 10 sene, 11 sene, 12 sene liseden beri falan şu zamana kadar öğrendik gramerleri. Görürsek bilebiliriz gramerleri ama konuşamıyoruz İngilizceyi. Ama siz buraya yani uzaktan geliyorsunuz, Türkçe bu kadar konuşuyorsunuz falan. Yani aslında İngilizce konuşma veya herhangi bir dil diyelim, İngilizce sadece değil, konuşma çok da zor bir şey. Çünkü konuşma dediğimiz şey pratikle oluyor. Sadece böyle öğrenerek ya video izleyerek veya hocayı dinleyerek olmuyor. Ben hep söylüyorum insanlara, eğer bir dili konuşmak istiyorsanız iyice ya o dilin konuştuğu ülkeye gideceksiniz ve o insanlarla takılacaksınız veya sizin bulunduğunuz ülkede o dili konuşan insanları bulacaksınız. Ana dil gibi veya dili konuşan insanlar, İngilizce konuşan insanlarla sohbet edeceksiniz. Böyle öğrenirsiniz veya internetten bir şekilde böyle bir konuşma pratik şeyler var, uygulamalar, onu kullanırsınız. Ama öyle değilse olmayacak ve asla olmayacak ve artık çaba ve sarfla ve pratikle böyle her zaman sadece bugün konuşma yapayım, sonraki hafta yapacağım, sonraki hafta yapacağım veya haftada bir gün falan olmuyor konuşma. Her gün yapacak bir şeydir. Konuşma bu inşallah bizim dersimiz de böyle haftada bir gün sadece. Tabii cumartesi. Ama şöyle yapacağız. Bizim 12 haftamız var. Bu dersimizde 5 ünite tamamlayacağız inşallah. Çünkü bu kitap 10 üniteden oluşuyor. 10 üniteden oluştuğu için normalde birinci üniteden 5. üniteye kadar A1.1 sayılıyor. Ama 6. 10'a kadar 10. üniteye kadar şey olarak sayılıyor A1.2. Bu yüzden bir hafta bir gramer göreceğiz. Okuma yapacağız. Dinleyeceğiz. Başka bir hafta şey yapacağız. Speaking, konuşma yapacağız. Böyle pratik falan. Nasıl konuşma yapacağız peki? Bir şeyler var burada, bir göstereyim.
burada hazırladığım veya internete gördüğüm herhalde bu. Böyle fotoğraflarla konuşma yapacağız. Bu adam ne yapıyor? Bu adam ne ediyor? Weather mesela hava hakkında bir şey yapacağız. Çok fotoğraflar var burada. Yani onun üzerinde bir konuşma falan yapacağız. Ve konuşmanın şöyle bir şey var İngilizce'de. Utanarak veya utanıyorum hocam veya hata yapacağım veya hata yapsam hata yapmaktan korkuyorum falan diyenler var aslında bana. Ben diyorum yani eğer konuşmak istiyorsanız hata yapmaktan korkmayın. Arapçada bir sözü var. Derler ki man kafa sukuto lan yakuma abadan. Düşmekten korkan asla ayağa kalkamaz derler. O yüzden konuşmaktan korkan asla konuşamaz öyle. Hata yapacaksak bile yine de konuşacağız. Çünkü zaten hocanın işi burada veya öğretmenin işi burada. Konuşanın konuştuğu şeyi dinleyip da düzeltmektir. O yüzden de biz buradayız. Ne kadar hata bir şey hata varsa konuşmamız da olsun. Ne de olsun. Tabii hata yaparak düzelteceğiz inşallah bu şeyleri. Bu da var burada. Bunları da kullanacağız inşallah bu dersimizde. Başka şey de var burada. Bu da word list denir. Yani sözlük. Sözlük mü diyeyim ya da sözlük listesi diyelim. Vokabular yani. Şimdi 6. üniteden başlayacağız dedim. 10. üniteye kadar. 12 hafta neden bu kadar? Sadece 5 ünite tamamlayacağız. Şöyle bir şey düşünüyorum ben İngilizce öğretmek istediğimde. Şöyle bir şey düşünüyorum. Şey quantity değil yani çok olsun değil. Az okusak da faydalı olsun. Aklımızda dursun. Öğrendiğimiz şey aklımızda kalsın ki gelecekte kullanmak istiyorsak hatırlayalım. Böyle bir şeyim var benim. Sadece 5 ünite sadece olacaksa o 5 üniteyi bilelim ve her gördüğümüzde de hatırlayalım ve uygulayabilelim. Öyle. Şimdi burada word list var. Her üniteden öğrendiğimiz kelimeler. Çünkü kelimeler çok önemli. İşte bir konuşmada veya bir dil öğrenmekte. Kelimeler çok önemli. Burada onlarca kelimeler var ve bu kelimelerle cümleler kuruluyor. Mesela bir kelime örneği verildi. Ondan sonra cümleler de kuruluyor bu kelimeyle. Mesela diyelim access, erişim. Erişim demek bu. O kelimeyle şimdi mesela örnek verildi cümle olarak. Guest of 24 hours access to the hotel. Otel ne demek biliyor zaten. To, a veya e. Oteli. Misafirler, guest demek. Misafirlerin 24 saat erişimi var. Nereye? Oteli. Öyle bir şeyler de göreceğiz inşallah. Bu sadece bir tanıtma yapıyoruz bu bizim dersimiz için. Bundan sonra başka neyi göreceğiz? Konuşma gördükten sonra. Reading nasıl yapacağız onu anlatmadım herhalde. Reading inşallah kitapta yapacağız bu reading. Yani okumalar. Okuma da çok önemli aslında. Eğer bakmak istiyorsak özellikle kitap okumayı sevenler. Mesela bu aralarda bu kitapta çok beğendiğim bir şey var. O da her bölümde, her ünitede böyle okumalar veriliyor. Mesela burada Lewisburg, West Virginia. Burada bir okuma var. I live in Lewisburg, West Virginia and I love the place, I'm 60 falan. Bir de kısa yani A1.2 seviye için bir konuşma, bir okuma verildi bize buraya. Burada. Şimdi böyle. Şimdi bu okumalar yapacağız. Ve okuduğumuz her şeyi anlayacağız. Anlamadan başka bir okumaya geçmeyeceğiz. Öyle ve her kelime inceleyeceğiz. Ve okuduğumuz her kelimeyle cümle kuracağız. Diyelim örnek olarak I live in Lewisburg. Live, yaşamak. Yaşamak demek mesela. Şimdi burada live, vokabülary altında yani sözlük altında böyle live koyayım. Live, yaşamak. Şimdi diyeceğim ki bu live ile bu kelimeyle bir cümle kuralım. Sonra herkes cümle kurur. Yani kurmak isteyenler kurar. Ama ben çok seviyorum böyle karşılıklı konuşma.
Mesela bir kişiler benimle konuşuyor. Ben de öğretiyorum, benimle konuşuyorlar, soru soruyorlar. Utanmıyorlar, çekinmiyorlar. Çünkü bizim dersimizin amacı bu zaten. Sadece bu bir tanıtma tabii. Şimdi bunlar yapmıyoruz. Belki de sonradan derse geçeceğiz. Ondan sonra böyle kelimeleri kurduğumuz üzerinde analiz edeceğiz. Bu kelime niçin kullanılır, niçin kullanılır? Bu kelime niçin böyle kullanılır falan. Mesela diyelim live, yaşamak. Başka bir kelime de var. Mesela stay. Stay ne demek? Kalmak. Tabii Türkiye'de olduğu gibi. Mesela İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da oturuyorum. Hepsinin bir aynı bir anlamı var. İngilizce'de böyle bir şey var. Diyelim live, yaşamak. Stay, kalmak. Ama İngilizce'de böyle bir şey yok mesela. Sit, oturmak. Şimdi sadece sit İngilizce'de normal böyle normal anlamda oturmaktır. Türkçe'de olduğu gibi olmuyor. Bunlara bakacağız. Analiz edeceğiz inşallah. Öyle işte onlar böyle olacak inşallah. Bunun sonrasında listenin olacak. Listenin. Şimdi şu listenin ben yapacağım. Bu listenin. Çünkü bazen böyle teknik sıkıntılar yaşadım ve öyle teknik sıkıntılar yaşamamak için bu listenin ne yapacağım. Yine de listenin nasıl yapacağız? Bazı metinler var bu kitapta. Bu metinleri ben okurum. Sizin dinlemenizi isterim. Dinledikten sonra da soru sorarım. Yani ne anladınız? Bu adam ne yaptı? Bu adam neden bunu yaptı? Falan. Bundan sonra en son işte writing. Aslında bu writing bilmiyorum yani isteğe göre oluyor bazen. Çünkü ben bazen örnek vermek isteyebilirim mesela. Ama bazı insanlar diyorlar, aa hocam vermeyin o iş falan meşguluz. Bu yüzden ödevi yetişemeyebilirim. Ama tabii isteğe göre dediğim gibi isteyen olursa yine de bir ödev verip kim yazmak istiyorsa bir şey. Yani herhangi bir konu istiyorsa mesela bir yemek. Tabii A2, A1.2 yapıyoruz. Bir yemek. Hangi yemek seviyorsun? Yani aile hayatı veya bir piknik mi yaptınız, nasıl geçti falan. Öyle şeyler tabii yazarız. Bir de tabii derste şey yapacağız, yazmalar yapacağız. Nasıl yazmalar yapacağız? Ben bazen burada bir şeyler falan yazabilirim. Size bakmanızı isterim. Anladınız mı? Neden yazdım bunu böyle fakat? Böyle olacak. Ve yazmanın şöyle bir şey de var. Yazma ve konuşmanın bir ilişkisi var. Bunu anlayabilmemiz için ve çok farklı yöntemleri var aslında. Yani konuşunca farklı bir şekilde konuşuyoruz. Yani tabii konuşmanın dil var. Çünkü ağız kullanıyoruz. Ama yazınca tabii farklı bir şekilde oluyor. Yazınca da hangi teknikle kullanıyoruz? Mesela şununla başlayayım derse. Şimdi İngilizce'de çok önemli, bilmemiz gereken bir şey var. Bunu bilmeden asla ve asla İngilizce cümleyi kuramayız. Bunu bilmeden İngilizce cümleleri kuramayız. Ve çok temel. Bu şey aklımızda olduğunda, aklımızda kaldığı sürece hiç sıkıntı çekmeyeceğiz İngilizce'de. Konuşunca, yazınca. Şimdi bunlar nedir? Diyoruz subject. Verb ve object. Temel olarak bu üç şey var. Tabii fazla da var aslında. Peki bunlar nedir? Subject Türkçe'de özne. Verb fiil. Object nesne. Cümle kurmak için İngilizce sıralaması bu. Cümle sıralaması İngilizce böyle oluyor. Örnek verecek olursam şimdi diyelim subject ne demek? Özne yani yapan, fail tabii yani işi yapan kişi. Diyelim Ali yemek yedi. Ali yemek yedi. Türkçe'de şimdi Ali özne oluyor. Yemek ise nesne oluyor. Yedi ise fiil oluyor. Öyle değil mi? Şimdi İngilizce'de öncelikle özne geliyor. Ali yedi. Şimdi İngilizce'de dikkat etmeniz gereken bir şey de var. O da present tense. Hani şimdiki zaman
veya present tense geniş zaman veya past tense geniş geçmiş zaman. At olacak burada çünkü yedi. Eğer normal şey olacaksa it olacak. Ali ate food. So, Ali ate food. Ali yemek yedi. Şimdi bakalım. Ali yedi yemek oluyor Türkçe'de. Tabii zamanla şöyle bir tavsiye vereceğim. İngilizce düşünelim. İngilizce düşünelim. Çünkü bir dil konuşunca başka bir diliyle düşünüp da o dili taşıyorsak biraz zorluk çekebiliriz. Mesela Türkçe düşünüyoruz, sonra İngilizce'yi çeviriyoruz. Google Translate gibi olacak. Ama şimdi İngilizce ile düşünüyorsak tabii bu zamanla olacak. Hemen hemen olacak bir şey değil. Mesela okuyarak bir İngiliz film veya İngilizce konuştuğu bir film izleyerek veya böyle röportajlar falan İngilizce yapılan bir röportajlar falan varsa onları izleyip öyle olacak zamanla tabii İngilizce ile düşünüp şey yapacağız. Ama temel olan şey normal bu. Bunu bildiğimizde kurmak istediğimiz her cümle tabii temel bu. Arkadaşım İstanbul'a gitti. Kim yaptı, ne etti? Bunlar uç cümle şeklinde şey yapacağız yani. Bu subject, verb, object bildiğimizde her şey mükemmel olur diye düşünüyorum. Şimdi bir soru şey vereyim. Sormak isteyen varsa bir şey. Sami Hocam. Sormak istediğiniz bir şey varsa bununla alakalı sorabilirsiniz. Yoksa da devam edeyim. Şimdi şu anlatayım şeyden sonra buradan devam edeceğim. 6. bölüm. Peki nasıl yapacağız şunu? Öncelikle gramere bakacağız. Çünkü tabii en önemli şey bu. Gramer nedir, ne diyor? Ve bazen ben de tabii bu tanışma ders olduğu için Türkçe konuşuyorum bu kadar uzun. İngilizce dersi bu. Bu yüzden ben de artık İngilizce konuşuyorum bu derslerden sonra. Ama sadece böyle gramer anlatmak için Türkçe ile anlatırım ki anlayalım. Ama çoğu zamanlarla şey konuşacağım, İngilizce konuşacağım. İngilizce konuşunca da böyle hareketlerle anlatacağım ve yavaş yavaş konuşup öyle anlarız. Şimdi gramere bakacağız öncelikle. Gramer ne diyor? Bu ünitede ne öğreneceğiz? Burada goals. Goals ne demek? Amaçlar. Goal. Şimdi böyle futbol izleyenler varsa böyle gol atınca tabii Türkçe'de de sanki gol var öyle bir kelime. Gol atıyorlar ya mesela. Şimdi gol normal bir amaç demek. Çünkü futbol oynayan kişilerin amacı gol atmak. O yüzden gol amaç anlamına geliyor. S eklenince amaçlar oluyor. Çünkü tabii S çokluk için kullanılıyor. Şimdi goals bizim amacımız nedir bu ünitede? Use. There is, there are. Use ne demek? Kullanmak. Kullanmak. Önemli kelimelerden biri. Use. Kullanmak. So we have to know the meaning of use. Use. So use, there is, there are. Şimdi önemli gramer bu. Gerçekten çünkü eğer dilde tabii Türkçe'de var ve yok diye bir şey var. Mesela su var mı? Yemek var mı? Ama maalesef yemek yok falan filan. Bunların İngilizce'de karşılığı there is, there are. Şimdi bu gramere bakalım öncelikle. Şu tarafta gramer var. Kitabın özelliklerinden biri verilen her gramerin çok böyle ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
Kitabın arkasında. Şimdi page 128 diyor bize. Sayfa 128. Ona bakalım. Evet, 127'de bulacağız. Şimdi, there is ve there are. We have bu gramer bilmemiz için öncelikle pozitif, negatif olduğunu bileceğiz. Ondan sonra tabii question falan var, sorular. Şimdi ne, pozitif, olumlu tabii. There is, var demek. Kendisi var anlamına geliyor. There is a theater. There is a theater. Tiyatro vardır. Tiyatro vardır. Öncelikle şunu da bilelim. Is. Şu is var ya. Ne demek? Türkçedeki dir ve dir. Şimdi mesela vardır, yoktur. O tur ve dir var ya hepsine. Yani böyle pekiştirmeye anlamında kullanılan şeyler. Is. Şimdi peki şu is. O bir film mi? O nedir? Sorsak. There is a book on the table. Diyelim. Table. Tabi masada. Masada kitap vardır. Masada kitap vardır. Şimdi. Neden is kullandım burada? Onu anlatıyorum. Şimdi is kullandım çünkü o bir kitap. Bir olduğu için is kullandım. Ama diyelim books. There are books on the table. Birden fazla olduğunda are oluyor. Artık is olmuyor. Demek is bir şey için kullanıyoruz ama are birden fazla şeyler için kullanıyoruz. There are books on the table. Masada kitaplar vardır. Böyle. Tabii başka örnekler de vereceğim. Şimdi burada negatif de bakalım. Burada var. Mesela there isn't. There isn't. Isn't ne demek? Yoktur demek. Ama isn't bir iki kelimeden oluşuyor. Şimdi bakalım. There isn't. There isn't. Şu demek there is not. Is not ve isn't aynı. Hiç fark yok. Çünkü not normalde yok demek. Şimdi bu is de bir ve bir tabii anlattığım gibi. There isn't ve there is not. Yok. Mesela diyelim peki ki, masada kitap yoktur. Nasıl there is? There isn't a book on the table. There isn't. Şimdi burada şu sadece ekleyeceğim. There isn't a book on the table. O kadar. Şimdi buna ne diyoruz? Singular. Singular yani bigger. Bir şey için. Bu yüzden is kullanıyoruz. Is, there is. Ama şimdi plural deyince dediğim o are kullanıyoruz. Are kullanıyoruz. Mesela burada ne diyor bize? There are. There are. Yani vardır. Birden fazla şey. Tabii. Refreshments. Refreshments ne demek? İçecekler demek. Mesela böyle bir zamanda içilen içecekler. Sıcak. Yani soğuk içecekler. Evet. Soğuk içecekler refreshments demek. Peki neden are oluyor? Çünkü bu refreshment kelimesinin sonunda s var. Refreshment olsaydı there is olurdu. Ama refreshments olduğu için there are oluyor. Şimdi ne yazıyor? There are refreshments. Yani soğuk içecekler vardır. Vardır. There refreshments diyelim in the party. In the party. Party
partide tabii refreshments vardır. Yani soğuk içecekler vardır. Öyle. Şimdi bu pozitif. Negatif de var burada. O da there aren't. Tabii burada dediğim gibi sadece bu ne ve bu virgül üstteki virgül ekleyerek öyle oluyor. There isn't. Bu da are. Tabii kendisi var zaten. Şunu şöyle bir çizeyim. Kendisi var böyle are. Ama ne ve te eklenince ne ve te eklenince şey oluyor. Negatif oluyor. Yani olumsuz oluyor. Diyelim there hasn't any refreshment. Ama şimdi şöyle bir husus da var bizim bilmemiz gereken. Şimdi negatif olunca bir şey eklememiz gerek. Peki neyi eklememiz gerek? Any. Any ne demek? Hiçbir. Hiçbir demek. Şimdi diyelim there refreshments in the party. Partide soğuk içecekler vardır. Ama partide hiçbir soğuk içecek yoktur. Demek istiyoruz. Nasıl deriz? There are, ne ekleyeceğiz onun sonunda böyle? There aren't any. Any unutmayalım çünkü çok önemli. Negatif olacaksa yani olumsuz olacaksa. There aren't any refreshments. Refreshments in the party. Çok önemli. There aren't any refreshments in the party. Tabii ki şimdi de şu aren't where are not. Aynı şey. Bu sadece bir kısıt, nasıl diyelim, bir kısıtlama yani. Are not demek istemeyenler. Aren't there. Mesela ben de bazı zamanlar there are not diyebilirim istersem. There is not diyebilirim istersem. Yani there isn't yerine bir sıkıntı yok. There aren't da olur. There are not da olur. İkisi de olur. So there are not any refreshments in the party. Bu böyle. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Veya eklemek istediğiniz veya bilmiyorum öyle. Yoksa şimdi devam ediyorum. Ve birazdan tabii bir tanışma da yapmak çok isterim. İngilizce ile tabii. Hani mesela nerelisiniz, isminiz nedir, ne yapıyorsunuz, seviyeniz nedir İngilizce'de. Yani böyle ufak tefek şeyler. Çünkü bu A bir noktayken en azından bir ismimizi söyleyip memleketimizi, nereden geliyoruz, ne yapıyoruz, ne iş yapıyoruz, öğrenci miyiz, işçi miyiz, öğretmen miyiz falan. O tarz şeyler. Bunu yapacağız birazdan şimdi bir konuşma falan. Bir de hazırlayalım. Ben yardımcı olurum bu konuda. Tabii sadece böyle direkt sormayayım. Sormayacağım. Ben yazacağım tabii burada. Yani şöyle bir şey sorsam şöyle cevap vereceksiniz diye bir şey yapacağım. Bunu da bir 5 dakika sonra yapacağım şimdi. Şimdi şu deriz ve de a bitireyim. We use. Hatırlayalım. Use ne demekti? Use dedik ya, kullanmak demek. Kullanmak. Şimdi we tabii biz. We use. Biz kullanıyoruz. Ya biz kullanırız. There are to talk about things that exist or don't exist somewhere. To talk ne demek? Talk konuşmak demek. To talk konuşmak için about hakkında things şeyler that exist var olan şeyler hakkında veya or don't exist var olmayan şeyler hakkında konuşuyoruz. Herhalde şu var olan var olmayan bir felsefe terimi gibi oldu. Şimdi var mı yok mu hakkında bir şey hakkında konuşmak istiyorsak bu there kullanıyoruz. Şimdi ne diyor burada? There is a Korean restaurant on Chapel Street. Tabii Türkiye'ye gelelim. Chapel kullanmayayım burada. Ne kullanayım mesela diyelim. Ankara'da hangi sokak var mesela? Mithat Paşa sokağı. Lan, kusura bakmayın ben Türkçe klavyem. Şimdi
kullanmak istemiyorum da Mithat Paşa şöyle yazayım. Mithat Paşa sokak. Streets diyelim. Mithat Paşa Streets. So. Sanki vardı ya aslında Kore bir restoran. Bir gittim bir kere sanırım ama Mithat Paşa mıydı? Hatırlamıyorum neyse. There is a Korean restaurant on Chapel Street. Mithat Paşa sokağında bir Kore restoran vardır. Vardır. Unutmayalım şu dir. Öyle oluyor İngilizce hep. Şöyle Korean restaurant. Okay, örnek vereyim mesela başka bir şekilde. There is a Turkish restaurant in Abuja, Nigeria. Abuja, Nigeria'da Türk restoran vardır. Vardır. Öyle. Okay. Şimdi pozitif bu. Negatif nasıl kullanırız? Bu pozitif için aslında bir şey için tabii restoran sesi yok. There aren't yani yoktur fazla tabii çokluk yani birden fazla. There aren't any pubs. Any var burada. Gördük mü? Şimdi çok önemli unutmayalım. Any. There aren't any pubs in my town. Town ne demek? Şehir. Şehir. Şimdi bildiğimiz şehir city. Peki city ve town arasında farkı ne? City ve town yazıyorum ben buraya. City ve town. City şehir demek. Town şehir demek. İkisi arasındaki farkı nedir? City daha çok böyle buyuk. İstanbul gibi, Ankara gibi böyle buyuk bir şehir. Ama town küçük, kasaba gibi yani böyle küçük bir şehir. Çok küçük yani öyle oluyor. In my town, benim şehrimde there aren't any parks. Hiçbir park yoktur. Hiçbir park yoktur diyor. So, diyor ki we use any before plural nouns. Plural ne demek? Tabii çokluk. Before plural nouns in negative sentence. Negatif cümlelerde ne kullanıyoruz? Any. Before yani tabii o isim kendisi. İsim gelmeden önce any kullanmak zorundayız. Mesela there aren't any kullanıldı ya. Şimdi good facilities here. Facility ne demek? Bilmemiz gereken şeylerden biri. Çünkü çok göreceğiz bu kelime. Bu kitapta. Facility. Facility ve refreshments gördük. Facility. Facility ne demek? Kolaylıklar. Aslında kolaylıklar demek. Kolaylık kendisi. Kolaylıklar olacaksa facilities olacak. Ama kolaylık diyelim. Nasıl bir kolaylık? Şehir içinde insanların yararına, insanların yararı için. Diyelim mesela, facility ne olabilir? Spor salonu. Facility ne olabilir? Arabalar. Facility ne olabilir? Klima. Böyle insanların hayatını kolaylaştıracak şeyler, facility diyoruz. Öyle, facility. Bu kelimeler de yazabiliriz tabii. Ama ben normal dersten sonra bu kullandığım dosyalar, dosyalar ve notlar onları paylaşıyorum tabii bizim grubumuza. Instagram, Telegram'da. Sorry. So, there aren't any good facilities here. Here ne demek? Here. Burada. Burada. Here. Burada. Şimdi bu mesela örnek vermek istiyorum. Riva. Riva ne demek? Riva deniz demek. Riva. Şimdi ben Ankara'da yaşıyorum ve Ankara'da deniz yok derler. Tabii yoktur. Şimdi Ankara'da deniz yoktur demek istiyorum. Öncelikle yok. Nasıl kullanabilirim? Yok negatif tabii. There is mi kullanacağım? There isn't mi kullanacağım? Tabii there isn't negatif için kullanılıyor. Peki deniz.
Bu deniz bir mi yoksa birden fazla mı? Zaten ise görmediğimiz için bir. O zaman diğer izini kullanacağım. O yüzden burada deniz yok demek istiyorum. Nasıl derim? There isn't any, unutmayalım, any river here. There isn't any river here. Burada deniz yok. Okay. So, good. İyi, facility, kolaylıklar burada. So, there aren't any good facilities here. Burada iyi kolaylıklar yoktur. Böyle veya diyelim insanların hayatını kolaylaştıracak şeylerin iyisi yok burada diyelim. Güzel. Şimdi şu kısaltmalar, contraction, kısaltmalar. O anlattığım şey burada anlatılıyor. There is. Böyle yazılabilir. There is. Yani o i. Tabii silerek bu üstteki virgül koyarak there is diyebiliriz. There is. Daha çok böyle kısaltıyoruz. There are olmuyor. Yani onu kısaltmıyoruz. Hep böyle o böyle yazılıyor. There are. Yani separate. Ayrı ayrı yazılıyor. Ama şu there is ister ayrı ister de birleşik böyle. Şimdi there is not yok. İster ayrı ister de böyle beraber yazabiliriz. There are not veya there aren't ikisi de olur. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi grameri bulduk. Konuşma vakti geldi. Umarım hazırız. Şimdi soracağım sorular onları bir yazayım. Hatta sadece böyle çok kısa bir şey, çok da zor şey bir şey yani yazayım. Name. Age. Nationality. City. City hatırlayalım. Şehir veya memleket. Job. Likes and dislikes. And what is in your city? Şimdi ben bunlar yazdım şöyle. Ben kendimle örnek vereyim. Sonrasında sizlerden dinleyelim. Name. Şöyle başlıyorum. My name is Ali Fad. Just a minute, let me put this in. Yeah, good. My name is Ali Fad. I am 23 years old. I am from Nigeria. I am Nigerian. My city in Nigeria is Lagos. Lagos. Lagos diye bir şehir var Nigeria'da. My city, benim şehrim. Peki, what is in your city? Şehrin değil mi var? Okay, let me say there are big rivers in my city. There is one okay. There are beautiful museums, muzeler, museums and government offices.
There is also a good transportation. Station. I transport in the city with buses, motorbike, and boats. Okay, job. I am a student and an English teacher. Okay, let me say in Ankara Yıldırım Beyazıt University and Anadolu University. Perhaps let me not put that, okay? And an English teacher in Edirne. Tamam. Şunu eklemeyin. Kadar da yeter. Şimdi. Bu biraz zor gelebilir. Onu bir anlatayım. There are big rivers in my city. Şehrimde, benim şehrimde böyle büyük denizler var. There are beautiful museums. Güzel müzeler var. And government offices. Office ne demek? Ofis var zaten Türkçe'de. Government, hükümet. Hükümet ofisleri var. There is also ne demek? Ayrıca demek Türkçe'de. Ayrıca. There is also a good transportation. Ayrıca iyi bir taşımacılık var. I transport. Ben tabii transport demek taşımacılık veya taşıyorum. Taşıyorum değil de taşıyorum da taşıyorum kelimesi Türkçe'de böyle farklı bir anlamda sanki bir yerden bir yere taşıyoruz gibi ama gidiyorum yani taşımacılık yani otobüslerle bir yerden bir yere gidiyorum anlamında kullanılıyor. Transport. I transport in the city, şehrin içinde I transport with buses, otobüslerle bir yerden bir yere gidiyorum. Motorbikes. Motorbike ne demek? Evet, hayır ne soracağım. Sağ olun, ulaşım. Evet. Oh, this is motorbike. Bazen I use motorbike in the city. Otomobil herhalde. And also sometimes I use boats. Tekneler kullanıyorum bazen. So, job. I am a student in Aybo, Yıldırım Beyazıt, and also a teacher in Edirne. Okay, good. Bu kadar. Sizin eklemek istediğiniz tabii başka şeyler varsa siz kendiniz tanıttığınızda tabii ekleyebilirsiniz. Sizden dinleyelim inşallah. Aybo Nisa hocam, isterseniz buyurabilirsiniz. Hocam çok iyi değil ama seviyem. Yani o üçüncü soruyu pek iyi cevaplamayabilirim. Sıkıntı yok valla hocam. Ha tamam. Üçüncü soruyu anlatayım mı? I Evet, am biliyorum. from Nigeria. Ben Nijerya'dan geldim. I am Nigerian. Nijeryalıyım. Şimdi mesela Türkiye. I am from Türkiye. I am Turkish. Tamamdır. Ya deneyeceğim. Yani no problem. Umarım yapabilirim. Of course, inşallah. Can start. My name is Harun Nisa Ataş. Okay. I am 20 years I am from Turkey. I am Turkish.
Beautiful. Okay. I am a student in Kocaeli University. Okay. Teoloji Department. Very good. Bu kadar yapabilirim galiba. Okay, let me ask you question. City, do you know city? Şehir. City. Şehir. Yes. So, what is your city? My city in Kocaeli. Okay. My city in Türkiye is Biz Kocaeli. Kocaeli. Tamam. Kocaeli. Okay. What is in your city? Kocaeli'de ne var? There are Nasıl cevaplayacağımı tam emin değilim. Ya, Çünkü evet, bir aklınıza gelen bir kelime varsa sorabilirsiniz. Bu nedir İngilizce diye. Kocaeli'de ne var mesela bakıyorsunuz. are big building in my city. Okay. There are beautiful doğa hangi anlamında kullanılıyor? Doğa. Doğa, nature. There are beautiful natural Okay. and Okay. Ulaşım hakkında konuşabilirim biraz belki. Okay, transportation. Evet, there is also a good transportation. Okay. I transport in the city with buses and Okay. cars. Cars. Okay. Kocaeli, is Kocaeli big or small? Big. Kocaeli is big. Big city. Okay. İstanbul. İstanbul is big. Yes. It has 15 million people. 15 million people. Okay. So, Okay. how many people in Kocaeli? People, insanlar. Million. Milyon. Million. Yes. One, two, One. three, 1 million. Yaklaşık. Ne demekti? Okay. Okay. Approximately. Biraz zor bir kelime. Approximately. Approximately 2 million. 2 million. Yes. Okay. Okay. Very good. Thank you. Hayır, Nisa. Welcome. Okay. Question. Do you live in Kocaeli? Yes. Okay, thank you. Thank Güzel konuştunuz bu arada. Gördünüz mü? Teşekkür ederim hocam. En azından anlaşabildik. Evet. Daha da geliştiririz umarım. Tabii inşallah, tabii. Tabii İnşallah. inşallah. Yavuz Selim hocam, how are you? Merhaba hocam. Siz nasılsınız? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. How are I'm you? Okay. fine. Okay, so you can start by telling us your name, My name age, is nationality. Gavin. I'm 16 years old. I Okay. from Turkish. I am Turk. My city in Trabzon in Tonya. Okay. There isn't any my city like than a forest. Really? Trabzon. Trabzon? Only forest. True. No museum. Merkez ne demek? Center. City Center. center. There is city center in museum, but
I'm live in Arena isn't museum and buildings. Okey. Maşallah ya, bu senin hocam gördüğüm kadar sanki çok kelime biliyorsunuz gibi geliyor bana. Yani bildiğiniz kelimeler çok ama cümle kurmak biraz zor oluyor ve böyle özne ve nesne nerede olması gerektiği konusunda biraz şey var. Şey var. Ama tabii düzeltiriz zamanla. Şimdi şuna bakabilir misiniz Yavuz Selim hocam? Şu yazdığım şeyi. Subject. Belki de geldiniz sanırım. Anlatayım da. Subject, verb ve object. İngilizce kelimeler, cümleleri kurmak için bu üç şey çok önemli. Öncelikle özne gelmeli. Sonrasında fiil gelmeli. Sonrasında nesne gelecek. Şimdi bu aklımıza kalsın böyle, tamam mı? Sonra şimdi burada I from dediniz. Fark ettiğim kadar. I am from. Yani şu am eklerseniz daha mükemmel olur. I am from Turkey. Güzel konuştunuz. Okay. Can you continue? Job. I am also a student in someone high school. High school, okay. Which high school? Which high school? Someone high school. Someone. Nasıl yazılıyor bu? Some. Herhangi bir gibi. Evet, lise adı mı bu? Yok yani herhangi bir lise olduğunu söylemek için cevapladım. İsmi biraz Aa, uzundu. tamam. Okay. No problem. Okay, very good. Thank you very much. Yavuz Selim. Okay, you live in Trabzon. Okay. Do you study in Trabzon? Yes. Okay, very good. Okay. Do you study English in school? Yeah, so. Okay, very good. Okay, no problem. We can, of course, with time, improve. Improve ne demek? Geliştirmek. Improve our English, inşallah. Okay. Oh, güzel. Şimdi herhalde Yavuz Selim ve Hayvanisi hocam var. Şimdi devam ediyoruz. Tabii kitaptan. Thank you very much, Yavuz Selim. Teşekkürler. You're welcome. Okay, şimdi grameri gördük. Dönelim. 56. Now, we have places and facilities. Facility hatırlıyorsak, facility ne demek dedik? Kolaylıklar değil mi? İnsanın hayatını kolaylaştıracak şeyler. Facility demek. Place ne demek? Yer. Bir yer. Yerler. Çünkü S var. Burada S var. Yani İES. Normal hatırlarsak bir şey eğer bir isim Y ile bitiyorsa, eğer şu facility gibi Y ile bitiyorsa bir tane tabii onun sonunda böyle S ekleyemeyiz. Direkt böyle S ekleyemeyiz. Ne ekleyeceğiz ki? ES. Facilities yani. Tabii çok olması için. Şimdi facilities olur. Kolaylıklar, yer ve kolaylıklar. Hangi yerden bahsediyoruz? Şimdi şu metin okuyalım. Yavuz Selim. Can you read? Start from Jack. I live in Lewisburg, West Virginia, and love the place. I'm 68, and isn't a great place for people like me?
There are only That was and. 4,000 people in Lewisburg, but has the facilities of a big town. There are museums, cinemas, only good shops. There's Siyasa. theater to and the famous Carnegie Hall, as well as many others, built beautifully old buildings. There are a lot things to do. We're lucky. And there's an amazing bakery, my favorite shop in Lewisburg. They have great pizza, but one problem is then Lewisburg has a lot of visitors. There are nine different hotels for them. Thank you. İ ile telaffuz ediliyor. Yani live dersek demek life aslında diyoruz. Ama live yaşamak. İşte sen bu noun yani bu isim ama ikincisi fiil. Yazıyorum. İsim ne demek İngilizce'de? Noun. İkincisi ise verb. Fiil. So life. Hayat. Live. Yaşamak. Tabii hayat yaşıyoruz. Yaşadığımız hayat. So, şimdi I live, live olarak telaffuz ediliyor. In Lewisburg. Lewisburg'da yaşıyorum. West Virginia. And I love the place. Hatırlarsak place ne demek? Yer demek. Yer. Bir yer. Yazıyorum. Place. Yer. Yer demek. I love the place. Peki şu din ne demek? İngilizce'de neden kullanılıyor? Şimdi belirsizlik ve belirlik bir şey var. Bir şey var İngilizce'de. Şimdi o yeri seviyorum demek. Şimdi yer seviyorum derse belirsiz hangi yer diyor. I love place deseydi I love place. O yer aslında belli değil. Onun bahsettiği yerden belli değil. Ama the ekleyince bahsettiği yer biliniyor. Hangi yer? Tabii Lewisburg. Bilinen bir şey, belirli bir şey olduğu için the kullanılıyor. Belirli değilse the kullanılmaz. Ve her zaman biz de kullanmalıyız. Artık tabii the de göreceğiz. Örnekleri de burada. Yine de hatırlatacağım. I love the place. O yeri seviyorum. I'm 68 and it kullanılıyor sık sık böyle cümle bağlanmak için birbirine bağlanmak için böyle I am 68 ve öyle and it is a great place. It is ne demek? It normalde o demek. O. Şimdi İngilizce'de he, she ve it var. Türkçe'de aslında böyle şeyler yok. Sadece o. Yani kadın olsa, erkek olsa, hayvan bile olsa hep o kullanıyoruz. Türkçe'de. Ben böyle bir şey beğendim ama İngilizce'de böyle he, erkek için, she, kadınlar için. Bir de it, canlı olmayan veya hayvanlar tabii için it kullanılıyor. Şimdi hatırlayalım. Şu there is var ya, öğrendiğimizde o is anlattım. Is ne demekti? Dir ve dir. Mesela there is, there are falan var değil mi? Şimdi burada da is kullanmalıyız. O is var ya çok önemli. Is a boy dersek. O oğlandır. Yani bir çocuktur. Şimdi o tur var ya olması gerekiyor. Dersek mesela he a boy. He a boy dersek olur mu? Olmaz. He a boy. O çocuk. O çocuk gibi anlamına geliyor. O çocuk. O çocuk ne demek? Yok. Ama he is a boy. Hani aslında şu is de kullandığımız sebeplerden biri a olduğu için. Mesela a ne demek? Bir değil mi? İngilizce'de mesela bir çocuk. Şimdi normalde a belirsizlik için kullanıyoruz. He is a boy. O bir çocuktur. Ama diyelim e kullanmadım. D kullandım.
benim anlatayım değil. He is the boy dersem o çocuk bu. O çocuk, yani o bahsettiğim çocuk bu. Bilinen bir çocuk. He is the boy. O çocuk bu. Ama he is a boy. O bir çocuktu. Çünkü bir var. It is söyledi. Demek ki bu it is bir şeyden bahsediyor. Nedir? Place. Yer. Yerden bahsediyor ve devam ediyor. And it is a great place. It is a great place. O harika bir, bakarsak bir harika bir yerdir. Harika bir yerdir. Great, harika demek. For için demek için for people like me. Tabii people dedik ya daha önce, insanlar demek. People like me. Like me ne demek? Benim gibi. Like iki anlamı vardır. Onu da anlatıyorum şimdi. Mesela bazen like kullanıyoruz. Niçin? Beğenmek, değil mi? Mesela I like ice cream. A1.1'de öğrendik, değil mi? I like ice cream dersek dondurmayı seviyorum ya da beğeniyorum ya beğendim diyelim, değil mi? Şimdi like birinci anlamı bu, beğenmek. İkinci anlamı ise like gibi anlamına geliyor. So like me dersem benim gibi. Like you dersem senin gibi. Like him dersem onun gibi falan filan. Bunlar da inşallah ileri şeyleri de anlatacağız. Şimdi for people like me, benim gibi insanlar için. Şimdi bir şey de dikkat etmemiz gerekiyor. İngilizce bir metin okuduğumuz zaman onu çevirmek istiyorsak sonundan başa çevireceğiz. Sonundan başına çevireceğiz. Mesela diyelim, it is a great place for people like me. Me, like me, benim gibi insanlar için. Yer harika demek, harika yer. It is, odur. Harika bir yerdir. Benim gibi insanlar için. Öyle. Tabii beni şey yapabilirsiniz, kesebilirsiniz. Ben böyle konuşuyorum ya, anlamadığınız veya tekrar açıklamam gereken bir şey ya da istediğiniz bir şey varsa hemen kesebilirsiniz. Hocam bu ne falan filan sorabilirsiniz hemen. Böyle bir sıkıntı yok yani. So, there are only. Only ne demek? Sadece demek. Ben şurada bir only yazayım. Sadece anlamına geliyor. Sadece only. There are only 4,000 people, insanlar in Lewisburg. Sadece 40 bin insanlar var. There are, tabii. Nerede? Lewisburg'ta. Veya Ankara'da diyelim. But ama, bot demek ama. Bot ve han çok önemli. Bot. Kurduk ya, bot ve han. Mesela ama ve ama ve ama ve demek ikisi de. So but it has. Umarım şu has öğrendik inşallah daha önce. Has ne demek? O da var aslında demek ama böyle sahip. Şeyi sahip mesela. Hatırlatayım size. Şimdi bizim have ve has var. Normalde bazen have got olarak kullanılıyor. Ama isteyen have got kullanıyor. İsteyen de got olmadan have kullanır sadece. Değil mi? Şimdi bazen de has got veya sadece has olarak kullanılıyor. Şimdi have got ve has got ne demek? Bir şeyi sahip. Mesela diyelim ben arabaya sahibim veya ben bir telefona sahibim. Böyle bir şey var aslında ama zaten benim telefonum var. Arabam var. Bilgisayarım var. Bir şeyin varsa öyle avgat falan kullanıyoruz. Şimdi bir sahiplik anlamında. O there is ve there are, o da var. Ama çok farklı. Sahip lik anlamında değil. Mesela bir yerde bir şey var. Bir yerde bir şey var. Ya da bir şeyin üstünde bir şey var. Onlar there is kullanıyoruz mesela. Mesela there is river in İstanbul. İstanbul'da deniz var. Yani bir yerde bir şey var deriz. Tamam. Ama bir şey sahiplik varsa o şeyde
have kullanıyoruz. Diyelim mesela I have got diyelim. I have got a laptop diyelim. Benim bilgisayarım var. İstersem I have a laptop derim. O yüzden bu şey kullandım burada. İstersek de I have got a laptop deriz. İkisi de aynı. Bir şey yok yani. Bir farkı yok. I have got a laptop doğru. I have a laptop de doğru. Peki. Anladık mı? Şimdi bunu anlattıktan sonra niye has kullanıyoruz o zaman? İşte have bazı zamirler. Zamir dediğimiz şey mesela ben, sen, biz, onlar. Bunlar zamir değil mi? Şimdi I have, you have, we have, they have. Böyle. Bu zamirler için mesela I have, I olursa have kullanmalıyız. You olursa have kullanmalıyız. We olursa have kullanmalıyız. They olursa have kullanmalıyız. Peki ya he, she ve it? Çünkü zamirler tabii 7. He, she ve it. He, she ve it için has kullanıyoruz. Böyle. Mesela he has, she has, it has. Bu gramer tabii tekrarlayabiliriz. Ha, 1.1'de öğrendik diye biliyorum. Şimdi sormak istediğiniz bir şey varsa bu konuda sorabilirsiniz. Yoksa devam ediyorum. Şimdi what it us. Neden us var burada? Anlattım tabii it olduğu için. It var ya şimdi it us. Onun var. Neyi var onun? The facilities, kolaylıklar of a big town. Big, büyük bir şehir. Tabii şimdi bu town küçük şehrin başında büyük kullanılırsa demek tabii şehre kadar büyük olmayan ama yine de büyük bir şehir, kasaba gibi anlamında kullanılıyor. It has the facilities of a big town. Büyük bir şehrinin kolaylıkları var. Büyük bir şehre kadar kolaylıkları var. Öyle. There are museums. Bunlar zaten anlıyoruz. There are museums, cinemas, museum müzeler, sinemalar and good shops. Shop, dükkan. Shop, dükkan demek. Dükkan. And shops ve dükkanlar ise. There is a theater. Theater. Bu şu T'den sonraki H var ya onu böyle telaffuz etmemize gerek yok. Aslında böyle T-H falan dememize gerek yok. Sadece tiyata. Tiyata zaten İngilizce Türkçe gibi değil. Yani Türkçe normalde yazıldığı gibi okunan bir dil. Ama İngilizce yazıldığı gibi okunmayan bir dil. Yani biraz şey olabiliyor bazen. Biraz şey yani. Okunan gibi değil. Öyle. Yani Mevlana'nın sözü var ya, ya korunduğun gibi ol, ya da olduğun gibi korun. Ama İngilizce böyle bir dil değil yani. Korunduğu gibi olmuyor. There is a theater. Bir tiyatro var tabii. To. To ne demek? Ne için kullanıyoruz to? De ve da. Mesela bir kişi ile tanıştım. Ne diyeceğim İngilizce'de? Nice to meet you. Diyeceğim değil mi? Tanıştığımızdan memnun oldum. Nice to meet you. Öğrendik bunlar değil mi? Nice to meet you. Karşımızdaki kişi de ne diyecek? Nice to meet you too. Ben de memnun oldum. O benden sonraki de var ya. İngilizce'de karşılığı too. Ben de memnun oldum. So there is a theater too. Bir de ah işte bu. Bir de tiyatro var. Bu kadar. Şimdi and the famous. Famous ne demek? Güzel bir kelime. Ünlü demek. Meşhur yani. Bilinen. Famous. Mesela Türkiye'de Emircan mı? Evet.
Şarkı söyleyen, evet sanırım o. Emircan meşhur değil mi? So Emircan is famous in Türkiye. Örnek olarak Emircan is famous in Türkiye. Emircan Türkiye'de meşhurdur. Güzel. Okay. And the famous Carnegie Hall. Hall ne demek? Salon. Böyle büyük salonlar. Toplantı için kullanılan salonlar var ya. Hall. Salon. Toplantı salonları diyelim. Toplantı salonu. Evet. Böyle bugün bayağı kelime öğrendik ha. Güzel. There is a theater to and the famous Carnegie Hall ve meşhur Carnegie toplantı salonu. Şimdi niye di kullanıldı burada? Çünkü bu Carnegie salonu var ya bilinen yani belirli bir salondur. Belirli olduğu için yani ben de salonu bildiğim için karşımdaki kişi de salonu bildiği için tabii ki di kullanır. As well as demek aynı zamanda demek. As well as aynı zamanda demek. Şimdi as well as many other beautiful old buildings. Şimdi burada çok sıfat kullanılıyor. Mesela beautiful sıfattır. Güzel demek. Old sıfattır. Ne demek? Eski. Building. Aygün Nisa hocam kullandı daha önce. Building ne demek? Binalar. İşte bina. As well as many other beautiful old buildings. Bir de hani aynı zamanda many fazla başka güzel eski binalar vardı. Nerede? Lewisburg'da, bu şehirde. There are a lot of things to do. Öğrenmemiz gereken şeylerden biri a lot of. A lot of ne demek? Çok demek. Normalde dilin gereği veya ağız gereği böyle her zaman çok 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 kullanıyoruz ya. Türkçe'de olsa başka dilde olsa mesela a lot of. Çok demek. Diyelim. Benim çok neyim var diyelim. Diyelim burada kek var değil mi? 5 tane falan aldım. Ya, benim çok kekim var. Çok kek var benim. Demek istiyorum. İngilizce'de kek demek. I have yine kullanırım. Çünkü bir şey sahiplik yani. Ben bir şeye sahibim. Bu yüzden there is olmayacak tabii. There is bir yerde olan bir şeyin varlığı ve yokluğu. Şimdi I have got kullanmak istiyorsam tabii. I have got a lot of cakes. Tabii çok kullandığım için zaten kek. Kek olmayacak. Keks olacak. Çünkü bu çok zaten birden fazla şey. I have got a lot of cakes. Benim çok kekim var. Demek. A lot of bu. Bunu da yazabiliriz. Çok önemli. A lot of. Sık sık rastlarız. Burada da değilse başka yerlerde buluruz yani. Sık. A lot of. Devam ediyoruz. Bu metin. Bu metin inşallah bittikten sonra sizlerden soru veya söylemek istediğiniz bir şey varsa onu dinlerim. Ondan sonra bu metinle sadece yetiniz bugün tanışma olduğu için. So, lot of things to do. Things, şeyler yani. There are lots of things to do. Yapacak. Do ne demek? Yapmak. Yapacak çok çok şey. Things, çok şey var. Lucky ne demek? Şanslı demek. Güzel bir kelime değil mi? Lucky. Hatta bazı insanlar gördüm. Onların ismi Lucky. Öyle şanslı demek. Lucky. Güzel dedim maşallah. İsmin Lucky. Your name is Lucky. So Lucky. We are very lucky. Biz çok şanslıyız. Çok şanslıyız. Peki. Şimdi daha önce bir çok anlamında söylediğimiz bir şey var. O da a lot of değil mi? Bir de burada very çok anlamında kullanılıyor. Bu a lot of ve very
arasında farkı ne? Çünkü yani bir dil öğrendiğimizde bu çok bu güzel bir teknik yani. Bir dil öğrendiğimizde e bir şey duyarsak küçük bile olsa o şeyin sebebi nedir? Bu neden bundan farklı? Bu neden böyle? Bu neden böyle değil? Sorsak her şeyi anlarız. Yani kapsayıcı bir şekilde. Almanya'da gittiğimde Almanca öğrendiğim zamanlar böyle yaptım sınıflarda. Böyle hoca bir şey dediğinde hemen hemen elimi kaldırıyorum. Yani hocam lütfen bu nedir? Bu neden farklı? Bu neden farklı? Bu neden böyle? Bu neden böyle? Çok önemli. O yüzden ben de hatta öğrenciler bana sormadan beni anlatmaya çalışıyorum. There are lots of things to do ve very lucky. Peki ikisi arasındaki fark ne? Very niçin kullanıyoruz? A lot of niçin kullanıyoruz? Şimdi sıfatlar ve isimler vardır. Sıfat biliyoruz. Beautiful, güzel, old, eski bunlar sıfat değil mi? Normal isimler Ali, hayvan isim, cat, dog veya things mesela. Thing o da isim değil mi? Mesela şey demek, isim demek. Ama insanın isim değil ama bir şeyin isim. Böyle bir tanıtım var. Şimdi buraya yazıyorum. Noun isim demek değil mi? Ve adjective. Adjective ne demek? Sıfat demek. Noun. Adjective olduğunda very kullanıyoruz. Noun olduğunda a lot of kullanıyoruz. Peki ya nasıl? Şimdi. Burada kullandığım örnek var ya. I have got a lot of cakes. Cake. Sizce adjective mi? Noun mu? Cake yani. Adjective ne demek? Tabii sıfat. Tabii sıfat değil bu cake. Zaten isim. İşte bu yüzden a lot of kullandım onun başında. Ya a lot of silip de very kullansam olmaz mı? Hayır olmaz. I have got very cakes dersek tamamen yanlış olur. Bu yüzden onun yerine I have got a lot of cakes dersek çünkü isim mükemmel olur. Peki burada kullanılan örneğe bakalım. We are very lucky dedi ya. Şimdi yazıyorum. We are very lucky. Lucky ne demek? Şanslı. Peki lucky isim mi sıfat mı? Sıfattır hocam. Sıfat olduğu için işte very kullanıldı. Tabii o gelmeden önce. İsim olsaydı very kullanılmazdı. Peki ya very kullanmasam a lot of kullansam olmaz mı? We are a lot of lucky. Çok garip geliyor bile bana yani. O yüzden o da olmaz. O yüzden böyle. We are very lucky. Başka bir örnek. My grandma. Grandma ne demek? Ne? My grandma is very old dersen. Benim nine çok yaşlı. Çok yaşlı. Bu arada old iki anlamı var. Bir tanesi eski, iki tanesi ikincisi de yaşlı tabii. My grandma is very old. Çok yaşlı. Yaşlı sıfat, very ise tabii sıfat olduğu için kullanıyorum. İkisi de çok. Biri isim, ikinci sıfat. Öyle oluyor. Şimdi we are very lucky. Oh, and there is an amazing. Amazing ne demek? Harika. Amazing ve great. İkisi aynı anlam. There is an amazing bakery. Bakery ne demek? Fırın. Fırın, ekmek fırını. Veya kek veya her şey. Bakery. Fırın. There's an amazing bakery. Böyle harika bir fırın var. My favorite shop. Favorite ne demek? En sevdiğim. My favorite. Benim en sevdiğim shop. Shop neydi? Dükkan. My favorite shop in Lewisburg. Benim en sevdiğim dükkan Lewisburg'da. Hangisi? İşte şu fırın. They have great pizza. Onların böyle güzel yani harika bir pizzaları var. But ama one problem. Bir problem var. Is that Lewisburg has a lot of visitors. Lewisburg'un çok, a lot of
Gördük mü şimdi? Çok demek bu. Visitor ne demek? Ziyaretçi değil mi? Ziyaretçi isim mi sıfat mı? Tabii isim. İsim olduğu için a lot of planildi onun başını. Yani o gelmeden önce. Sonradan there are nine, 9 tane different farklı oteller var. For, ne dedim for? Ne demek? İçin. Them, onlar. Onlar için 4 farklı oteller var. Different yazayım buraya. Farklı. Metin bitti. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Veya katmak istediğiniz, yorumlamak. Her şey yani. Söylemek istediğiniz bir şey veya sormak istediğiniz bir şey yoksa bugün tanıtma dersimiz bu A1.2 İngilizce. Tabii sizin de tanıdığınız, bildiğiniz arkadaşlar İngilizce öğrenmek isteyenler varsa söyleyebilirsiniz. Tabii siz gördünüz, denediniz, beğendiniz mi, beğenmediniz mi veya bir şeyden faydalandınız mı bilmiyorum ama en azından bu ders, bu kitap kullanarak çok fayda görürüz. Ve tabii zamanla şu speaking pratiği yapacağız. Ve çok kelime de öğreneceğiz. Çünkü tabii speaking yapmak için, yani konuşma yapmak için çok kelime bilmek gerekir. Kelime bilmeden zaten insan nasıl konuşur ki? Bu yüzden bu kelimeleri bakıyoruz. Ve her dersin sonunda bu notlar gönderiyorum gruba. Söyleyebilirsiniz arkadaşlarınıza. Ya böyle bir ders var falan filan. Bir de başvuralım. Edresi herhalde başvuruları 3 gün kaldı veya 2 gün kapanır sanırım. Öyle işte grup kuracak, kurulacak Telegram'da ve grup kurulduktan sonra ben bu notu göndereceğim oraya. Öyle dersimiz bu şekilde bitiyor. Geldiğiniz teşekkürler. Yavuz Hocam ve hayırlısı hocam. Umarım inşallah derslerde yani ileride görüşürüz.